özellikle Tasos'un, Efkan'ın takıma biraz geç katılması, bir sistemle ilgili bir ufak bir değişiklik yaptık. Onu oynayabilir miyiz, ona bakabilir miyiz diye. Saha dizilişiyle ilgili. Üçüncü maç tekrar alışkın oldukları, oynadığımız sisteme döndük ve çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Hem Pendikspor'a teşekkür ederiz. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Yavaş yavaş rotayı yukarı doğru yükseltiyoruz. Lige daha zamanımız var. Bütün oyuncularımızı hazır hale getireceğiz inşallah. Transfer konusuyla ilgili söyleyeyim. İki tane kenar oyuncusu takıma kesinlikle alınacak. Bunun çalışmaları var. 5-6 tane oyuncu var, onun üzerinde duruyoruz. Siz de takdir edersiniz ki olan işler bozuluyor. Zor bir süreç, transfer süreci. Ama buraya gelen oyuncu inşallah hazır gelir, takımından gelir. Veya gelmezse de en kısa zamanda oyuncuyu hazırlarız. Durumun aciliyetine göre de bir stoper transferi yapabiliriz. Bugün Rafa kaleci arkadaşımız katıldı. Cem, daha önce söylemiştim, onun da bir sürü problemleri oldu. Bizden kaynaklanan değil, Clermont kulübünden kaynaklanan bazı sıkıntılar oldu. Ama başkanımıza teşekkür ederim ben. Önemli bir oyuncuyu, ben daha önce de ifade ettim, Ankara Gücü'ne geleceği olan bir oyuncuyu Ankara Gücü'ne kazandırdık. Bundan sonra da bu tip elit, iyi, direkt oynayabilecek oyuncular da kazandırmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Daha önceki söylediğim gibi bir durum var. Ben Berisse'yi beğeniyorum. Bu çalışma döneminde de kampın en iyilerinden bir tanesiydi Berisse. Dün çok iyi bir hazırlık maçı oynadı. Daha önce oynattığımız maçlarda santrafor oynattık. Ali'nin de geç gelmesiyle. Ben Berisse'yi beğeniyorum ama gelecek oyuncuların durumuna göre, kendinin durumuna göre bir tercih yapacağız. Ama ben Berisse illa gitsin diye bir tasarrufum yok. Bunların hepsi bizim oyuncularımız, değerli oyuncular. Yani taraftara şunu söylüyorum. Bir tane Ankara Gücü var. Haklı, yani her zaman haklılar. Ben hiç onlara bir şey söylemiyorum. Daha iyisini istiyorlar. Bu konuda haklılar ama çok kolay olmuyor. Yani bu ekonomik şartlarda daha iyi yerlere gelecek hepsi yani. Daha iyi verim verecekler. Yani Türk oyuncu tercihimizi stoperlerden yana ve orta sahadan yana kullanacağız. Eğer beklerde bir problem olursa beklerden işte Hayrullah ve Alper'den yana kullanacağız. Ben onu hani çok burada açıklıkla paylaşabilirim. Yani olursa Rossi'yi isterim ama onun da herhalde transferi başka bir kulübe var. Yani zor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Oradaki çıkan oyuncuların maaşları çok yüksek. Yani çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok yani. Hani belki bir kısmını orası öderse, bir kısmını biz ödersek anca öyle olur. Yani. Ama o iki kenar oyuncusu yabancı olacak yani. Sıraç öne çıkacak. Öyle mi? Çok, onun için çok teşekkür ederim. Sıraç süre alma şansı çok yüksek. Hani durumuna göre söyleyeyim. Sıraç yabancı sayılmıyor yani. Yok. Yani onu da Türk vatandaşı yapacağız. Yeni statüden dolayı mı yoksa zaten Türk vatandaşlığı var mı? Yani biz yapmaya zaten çalışıyoruz yani. O başkanımız o konuyla ilgileniyor. Büyük ihtimalle Türk vatandaşı yapılacak diye biliyorum.